diyorlar. Neden? Arkadaşlar bunun yaşadığı zamandaki en büyük nedeni İbn-i Teymiye Resulullah'ın adamı, halk adamı. Camilerden başka sığınağı yok, evi yok, barkı yok. Onunla uğraşanların hepsi resmi din görevlisi hocalar ama. Burada bir fark var. Mer'i sistem Haçlıların, Moğolların istilası, Batınilerin, Rafizilerin istilası altında. O sistemin resmi görevlileri İbn-i Teymiye düşmanı, ümmetin halinden kanlı gözyaşları akıtan İbn-i Teymiye kötü adam. Bir, uzatmayacağız. İki, arkadaşlar, dehalığın şartlarından biri çok tenkit görmektir. Sıradan adam deha olmaz zaten. İbn-i Teymiye deha bir adam. Yani dini kötü diyelim, takvası kötü, aklı çok adamın. Zeki. Yani ezber bildiği kitaplar böyle 10 cilt, 20 cilt değil arkadaşlar. Canı sıkılınca kitap ezberliyor adam. Dinlenmek için kitap yazıyor. 500'e yakın kitabını olduğunu söylüyor İbn-i Kayyım. Kayıp 150 civarındaki şu anda elimizde var. Hapishanelere falan gidince yanmış, yıkılmış kitapları, kaybedilmiş. Yani adam yoruldukça kitap yazıyor. O kitaptan yorulunca okuyor 5-10 cilt. Bir gecede 10 cilt kitap okuyor adam. Lambası yok, bir şeysi yok. Güneş ışığında, ay ışığında kitap okuyor. Deha. Deha olmanın bedeli var arkadaşlar. Üçüncü özelliği gerçekten İbn-i Teymiye zamanının alimlerinin belası oldu. Ne güzel basma kalıp ifadelerle caizdir değildir işi bitiriyorlardı. Mesela arkadaşlar çok enteresan. Burada zikretmek istemiyorum. Moğolların, Haçlıların geldiği zamanlarda İbn Haldun da vardı. Ama İbn Haldun'un bir refleksi yok bu olaylara karşı. Sosyolog kafasıyla bunları çözmeye çalışmış. Onun için Avrupalılar İbn Haldun'u çok severler. Yani bu onun tenkidi için söylediğim söz değil. Gerçeği söylemek lazım. Hani onun İbn Teymiye'nin zamanında da nerelere kaçalım? Nasıl kurtulalım Moğollardan denirken İbn-i Teymiye nerede karşılayalım bu adamları demiş. Nere kaçalımla nerede karşılayalım arasında çok fark var. Biri kitap yazarak cihad ettiğini düşünmüş. Öbürü de akşam yazdık kitabı, gündüz de cihad edelim demiş. Başının belası, yani çomak sokmuş arı kovanına. Zehirli mehirli bal üretiyormuş bu adamlar, çomak sokmuş. Çomak sokunca da arılar bunu sokmuş. Dördüncü özelliği arkadaşlar, İbn-i Teymiye sert dilli bir adam. Yani Minhac-ı Sünnesini bugün de böyle teberrüken bir bakayım dedim. Yani biraz hoşlanıyor insan, böyle kavga gibi okuyorsun kitabı. Yani diyecek ki sonunda bu sünnete aykırıdır. Vay sünnet tanımaz hain, sen deccal mısın nesin diye başlıyor. Der-u Te'arudul Akli ve Nakl diye bir kitabı var. 4 ciltlik muhteşem bir şey. Akılla vahiy sürtüşmez, kitabın Türkçesi bu. Bunu anlatıyor. Akılla vahiy sürtüşmez. Sürtüştüğü zaman ya diyor bu vahiy değildir, mevzu bir hadisi sen esas almışındır. Niye aklıma uymuyor diyorsun. Ya da senin aklın sarhoş aklıdır diyor. Ama bunu ben böyle kabaca söylüyorum, o ispat ediyor. O kitabının girişine bakıyorsun, normal besmele hamdeleden sonra kavga cümleleri başlıyor. Adam 4 duvardan kuşatılmış zamanın adamı. Edebiyata vakit yok, şiire vakit yok. Hiç şiirine rastlanmamış mesela. Şiirden anladığı belli, çünkü şairlerden alıntılar yapıyor, şiiri yok adamın. Şiir bir zevk işi. Yani oturup akşam çay içerken şiir yazılır. Bunun şiir yazacak hali yok. Mücahid, müttaki bir adam, kılıcı gibi de dili var. Allah rahmet etsin. 5. özellik, ana konu arkadaşlar. Muhiddin İbn Arabi karşısına almış. Muhiddin İbn Arabi kim karşısına aldıysa sürünmüş. Neden sürünmüş? Çünkü Muhiddin İbn Arabi kimsenin anlamadığı şeyleri söyleyip gitmiş bu dünyadan. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh Mevkıful Akl isimli eserinin başında diyor ki, benim babam Tokat'ta diyor, caminin bahçesinde Muhiddin İbn Arabi'nin söylediği sözlerden sadece bir tanesini söylese zındık diye öldürülürdü diyor. Muhiddin İbni Arabi söyleyince nasıl takva oldu bu sözler diyor. Nasıl hikmet oldu bunlar? Bu şeytanın tuzağı değil de nedir diyor. Konevi denen zat da gelip bunları felsefeleştirmiş, kökleştirmiş. İnsanlar muamma şeylerin üzerinde hoşlanırlar durmaktan. Zehebi bir kere daha ondan nakil yapalım diyor ki,
Allah'a yemin ederim ki diyor, Müslümanların hepsi inek çobanı olup sadece namaz kılacak kadar Fatiha ve iki tane sure bilip namaz kılacak kadar ilimleri olacak olsa şu adamın kitaplarını okumalarından daha iyidir bence diyor. Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususül Hikem Futuhatül Mekkiyesini filan kastederek söylüyor. Neden? Çünkü yani bunlar ümmeti Muhammed'in başına sorun oluşturur.